Bölüm 8. İsa'yı izleyen kadınlar. Bundan kısa bir süre sonra İsa, 12 öğrencisiyle birlikte köy kent dolaşmaya başladı. Tanrı'nın egemenliğini duyurup müjdeliyordu. Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulmuş olan bazı kadınlar, içinden 7 cin çıkmış olan Mecdelli denilen Meryem, Herodes'in kahyası Kuza'nın karısı Yohanna, Suzanna ve daha birçokları İsa ile birlikte dolaşıyordu. Bunlar kendi olanaklarıyla İsa'ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı. Tohum benzetmesi. Büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıkmış. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düşmüş. Ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem olmuş. Kimi kayalık yere düşmüş, filizlenince susuzluktan kuruyup gitmiş. Kimi de dikenler arasına düşmüş. Filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğmuş. Kimi ise iyi toprağa düşmüş. Büyüyünce 100 kat ürün vermiş. Bunları söyledikten sonra, İşitecek kulağı olan işitsin, diye seslendi. İsa bu benzetmenin anlamını kendisinden soran öğrencilerine, Tanrı egemenliğinin sırlarını anlama gücü size verildi, dedi. Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki, gördükleri halde görmesinler, duydukları halde anlamasınlar. Benzetmenin anlamı şudur. Tohum, Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler, sözü işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelir. İnanıp kurtulmasınlar diye, sözü yüreklerinden alır, götürür. Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri deneme anında imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler de sözü işiten ama zaman geçtikçe yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdir. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. Her şey ışığa çıkacak. Hiç kimse kandil yakıp bunu bir kapla örtmez ya da yatağın altına koymaz. Tersine içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Çünkü açığa çıkarılmayacak gizli hiçbir şey yok. Bilinmeyecek, aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur. Bunun için nasıl dinlediğinize dikkat edin. Kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde var sandığı bile elinden alınacak. İsa'nın yakınları. İsa'nın annesiyle kardeşleri ona geldiler. Ama kalabalıktan ötürü yanına yaklaşamadılar. İsa'ya, annenle kardeşlerin dışarıda duruyor. Seni görmek istiyorlar, diye haber verildi. İsa haberi getirenlere şöyle karşılık verdi. Annemle kardeşlerim, Tanrı'nın sözünü işiten ve uygulayanlardır. İsa fırtınayı dindiriyor. Bir gün İsa öğrencileriyle birlikte bir kayığa binerek onlara, gölün karşı yakasına geçelim, dedi. Böylece kıyıdan açıldılar. Kayıkta giderlerken İsa uykuya daldı. O sırada gölde bir fırtına koptu. Kayık su almaya başlayınca tehlikeli bir duruma düştüler.
gidip İsa'yı uyandırarak, Efendimiz batıyoruz, dediler. İsa kalkıp rüzgarı ve kabaran dalgaları azarladı. Fırtına dindi ve ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine, nerede imanınız, dedi. Korku ve şaşkınlık içinde kaldılar. Birbirlerine, bu adam kim ki rüzgara ve dalgalara bile buyruk veriyor? Onlar da sözünü dinliyorlar, dediler. Cinli bir adamın iyileştirilmesi. Celile'nin karşısında bulunan Geresalıların memleketine vardılar. İsa karaya çıkınca kentten bir adam onu karşıladı. Cinlere tutsak olan ve uzun zamandan beri giysi giymeyen bu adam evde değil mezarlık mağaralarda yaşıyordu. Adam İsa'yı görünce bir çığlık atıp onun önünde yere kapandı. Yüksek sesle, "Ey İsa, Yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun?" dedi. "Sana yalvarırım, bana işkence etme." Çünkü İsa, kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu. Cin adamı sık sık etkisi altına alıyordu. Adam zincirler ve kösteklerle bağlanıp, başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını paralıyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu. İsa ona, "Adın ne?" diye sordu. O da, "Tümen," cevabını verdi. Çünkü onun içine bir sürü cin girmişti. Bunlar dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa'ya yalvarıp durdular. Orada dağın yamacında otlamakta olan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler domuzların içine girmelerine izin vermesi için İsa'ya yalvardılar. O da onlara izin verdi. Adamdan çıkan cinler domuzların içine girdiler. Sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler olup biteni görünce kaçtılar. Kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Bunun üzerine halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldikleri zaman cinlerden kurtulmuş olan adamı giyinmiş ve aklı başına gelmiş olarak İsa'nın ayakları dibinde oturmuş buldular ve korktular. Olayı görenler cinlere tutsak olan adamın nasıl kurtulduğunu halka anlattılar. O zaman Gerasa yöresinden gelmiş olan tüm kalabalık büyük bir korkuya kapılarak İsa'nın yanlarından ayrılmasını rica ettiler. O da geri dönmek üzere kayığa bindi. Cinlerden kurtulmuş olan adam İsa'nın yanında kalmak için ona yalvardı. Ama İsa, "Evine dön. Tanrı'nın senin için neler yaptığını anlat," diyerek onu salıverdi. Adam da gitti. İsa'nın kendisi için neler yaptığını bütün kentte duyurdu. Dirilen kız, iyileşen kadın. Karşı yakaya dönen İsa'yı halk sevinçle karşıladı. Çünkü herkes onu bekliyordu. O sırada Havra yöneticisi olan Yair adında bir adam gelip İsa'nın ayaklarına kapandı. Evine gelmesi için yalvardı. Çünkü 12 yaşlarında olan biricik kızı ölmek üzereydi. İsa oraya giderken kalabalık onu her yandan sıkıştırıyordu. 12 yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı. Varını yoğunu hekimlere harcamıştı. Ama hiçbiri onu iyileştirememişti. İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu ve o anda kanaması kesildi. İsa, "Bana kim dokundu?" dedi. Herkes inkar ederken Petrus, "Efendimiz, kalabalık seni çepeçevre sarmış, sıkıştırıyor," dedi. Ama İsa, "Birisi bana dokundu," dedi. "İçimden bir gücün
akıp gittiğini hissettim. Yaptığını gizleyemeyeceğini anlayan kadın titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı, bütün halkın önünde ona neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini anlattı. İsa ona, "Kızım," dedi, "imanın seni kurtardı. Esenlikle git." İsa daha konuşurken Havra yöneticisinin evinden biri geldi, yöneticiye, "Kızın öldü," dedi. "Artık öğretmeni rahatsız etme." İsa bunu duyunca Havra yöneticisine şöyle dedi, "Korkma, sadece iman et, kızın kurtulacak." İsa eve gelince Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızın annesi babası dışında hiç kimsenin kendisiyle birlikte içeri girmesine izin vermedi. Herkes kız için ağlıyor, dövünüyordu. İsa, "Ağlamayın," dedi. "Kız ölmedi, sadece uyuyor." Kızın öldüğünü bildikleri için İsa ile alay ettiler. O ise kızın elinden tutarak, "Kızım, kalk," diye seslendi. Ruhu yeniden bedenine dönen kız hemen ayağa kalktı. İsa kıza yiyecek bir şey verilmesini buyurdu. Kızın annesi babası şaşkınlık içindeydiler. Ama İsa, olanları hiç kimseye anlatmamaları için onları uyardı.